Cristiano Ronaldo inanılmaz bir kariyere sahip. 35 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcularından biri olmaya devam ediyor. Ancak Cristiano Ronaldo'nun kariyeri ve hayatı sadece başarılarla dolu değil. Yıldız futbolcunun kariyeri birçok kez kötüye gitmiş. Biz de bugün sizlerle o kötü günlerde Cristiano Ronaldo'yu ayağa kaldıran, zirveye ulaşmak ve orada kalmasını sağlamak için onu motive eden önemli anlardan ve sözlerden bahsedeceğiz. İşte karşınızda Cristiano Ronaldo'nun hayatını değiştiren o cümleler. Nani, Euro 2016 final maçında Cristiano Ronaldo'ya "Söz veriyorum, senin için bu maçı kazanacağız." diye söz vermiş. Final maçının 25. dakikasında Cristiano Ronaldo gözyaşları içinde kendini yere atmıştı. Sakatlanarak oyundan çıkan Ronaldo, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kalmış. Ronaldo'nun sakatlığı elbette Portekiz takımını şoke etmiş. Cristiano Ronaldo bu büyük kupaya kariyeri boyunca ilk kez bu kadar yaklaşmış ve sakatlığı yüzünden hayallerinin gerçekleşmeme ihtimali ise onu çok üzmüş. Gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'yuysa o anlarda tüm yakın arkadaşları teselli etmeye çalışmışlar. Bu noktadaysa Ronaldo'yu motive eden tek konuşma Nani'nin sözleri olmuş. Nani o anları şu sözlerle anlatıyor. Ronaldo'nun sakatlanması tüm dünyayı şoke etti. Ben de dünyanın en iyi futbolcusu olan kaptanımız için çok üzüldüm ama onu hemen motive etmeye çalıştım. Sakatlığının çok küçük bir şey olduğunu ve üstesinden geçebileceğini söyledim. Daha sonraysa söz veriyorum, senin için başaracağız dedim. İşte bu cümleler Cristiano Ronaldo'yu tekrardan motive etmiş. O andan sonra saha kenarında bir teknik direktör gibi takıma taktikler veren Ronaldo bir an olsun oturmamış. Takım arkadaşları ise bu büyük kupayı onun için kazanmayı çok istemişler ve tabii ki de başarmışlar. Bazen Ronaldo'nun bencil bir futbolcu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak o takım arkadaşlarına ilham veren gerçek bir lider. Ronaldo'nun da söylediği gibi Cristiano Ronaldo şu an sahip olduğu şeyleri yeteneğine ve takım arkadaşlarına borçlu. Aynı zamanda hayallerini gerçekleştirmek için genç yaştan itibaren verdiği büyük mücadeleye de borçlu. Öyle değil mi? Endişeliydim çünkü futbol oynamaktan vazgeçme olasılığı vardı. Bu sözler Cristiano Ronaldo'nun annesine ait. Aslında Cristiano için her şey daha başlamadan bitebilirmiş. Çünkü henüz 15 yaşındayken yıldız futbolcuya ciddi bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulmuş ve bu yüzden futbol kariyeri tehdit altındaymış. Cristiano'nun her zaman yanında olan ve onu koruyan annesi çok endişeliymiş. Neyse ki uzun süren ameliyattan sonra her şey yolunda gitmiş ve birkaç gün sonra Cristiano tekrar futbol oynamaya başlamış. Annesi oğlunun operasyondan sonra daha hızlı koşmaya başladığını verdiği bir röportajda belirtmiş. Cristiano Ronaldo artık daha güçlü, daha azimliymiş. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere hiçbir şey onun büyük bir futbolcu olmasını engelleyememiş ve bundan sonra da etkileyemez. Yıldız futbolcu verdiği bir röportajda "Öğretmenime sandalye attıktan sonra okuldan kovuldum ama bana saygısızlık yapmıştı." diye bir açıklamada bulunmuş. Kimse Cristiano Ronaldo'yu kızdırmak istemez. Öğretmenlerinden biri ise bunu ilk elden tecrübe etmiş. Madeira'da bir öğretmen Cristiano'nun aksanıyla dalga geçmiş ve üzerine onun profesyonel futbolcu olma şansının olmadığını söylemiş. Bunun üzerine ise Cristiano ona sandalye fırlatmış. Bu olaydan çıkarılacak iki sonuç var. İlki, Cristiano kesinlikle okul için yaratılmamış. İkincisi ise Portekiz yıldız kimsenin futbolcu olma hayalinin önüne geçmesine izin vermemiş. 3 Ağustos 2003'te Cristiano Ronaldo'nun kariyeri başladı. 18 yaşındayken Sporting Lisbon'da top koşturan Ronaldo takımıyla Manchester United karşısında hazırlık maçına çıkmış. Sonra ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Cristiano Ronaldo maçta inanılmaz bir performans sergilemiş. Manchester'lı futbolcular Ronaldo karşısında oynamakta epey zorlanmışlar. Maç sonrası Phil Neville, teknik direktör Alex Ferguson'a "Patron, ona imza attırmamız gerekiyor." demiş. Alex Ferguson ise gayet sakin bir şekilde "Tamam, endişelenme, onu takıma kazandırmak için çalışıyoruz." diye cevap vermiş. Daha sonra ise Ronaldo Manchester United'a imza atmış. Cristiano Ronaldo Manchester United'a transfer olduğunda potansiyeli olan bir futbolcuydu. Ama bir adam onu yenilmez yapmış.
O kişi babası Jose Deniz. Aslında bu iki adamın ilişkileri çok karışıkmış. Jose Deniz Afrika'da askermiş ve Portekiz'e dönünce depresyona girerek alkolik olmuş. Jose Deniz aynı zamanda Ronaldo'ya ilham vermiş. Çünkü o Ronaldo'ya hiç kimsenin inanmadığı kadar çok inanmış. Hatta tüm arkadaşlarına oğlunun dünyanın en iyi golcüsü olacağını söylemiş. Tabii ki de arkadaşları ona gülüyormuş. Ronaldo 18 yaşındayken Manchester United'ta anlaşma sağladığındaysa babası oğluna dünyanın en iyi golcüsü olacaksın demiş. Ronaldo ise babasına evet dünyanın en iyi futbolcusu olacağım ama golcü olur muyum bilemem diye cevap vermiş. Bunun üzerine babası Ronaldo'ya iddiaya girmeye var mısın diye soru sormuş. Bu şekilde baba oğlunun kendine inanmasını sağlamış. Bundan sonra ise Cristiano daha iyi olmak için çok daha fazla mücadele etmiş. O saatten sonra tek amacı babasını haklı çıkarmak olmuş. 2005 yılına gelindiğinde ise Cristiano Manchester United'ın vazgeçilmeziydi. Ama aynı zamanda çok zor bir dönemden de geçiyordu. Çünkü babası alkole bağlı olarak karaciğer problemleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ronaldo ise mutsuzluğunu bir saniye tereddüt etmeden Ferguson'la paylaştı. Ferguson ise yalas futbolcuyu doğrudan hasta babasının yanına gönderdi. Ayrıca Ferguson Ronaldo'ya "Burada seni özleyeceğiz çünkü sen çok önemli bir futbolcusun ama baban senin önceliğin" demiş. Bu süreçte Ronaldo hem lig maçlarını hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan birçok önemli maçı kaçırmış. Ronaldo ise Ferguson'ın mükemmel bir insan olduğunu bir kez daha anlamış. Birkaç gün içinde Jose Deniz vefat etmiş. Babasının vefat etmesi ise Ronaldo'da travmaya neden olmuş. O günden sonra Ronaldo bir daha asla alkol kullanmamış. Chris, rahat da, fark yaratacaksın. Bu sözler Zinedine Zidane'a ait. Hepimiz Cristiano'nun birçok kupa kazandığını biliyoruz. 2016 yılındaysa Yıldız Futbolcu Şampiyonlar Ligi kupasını ikinci kez kazanmış. Fransız teknik direktör Zidane ise her zaman Ronaldo'yu savunmuş ve büyük bir dönüşüm yaşamasına sebep olmuş. 31 yaşındayken Ronaldo her maçta oynamak istiyormuş. Zidane ise yıldız futbolcuya kendini önemli maçlar için saklaması gerektiğini söylemiş ve onu bu konuda ikna etmiş. Cristiano Ronaldo ise Zidane'ın tavsiyelerine uymuş ve bu sayede Ballon d'Or ödüllerinde Messi'yi yakalamayı başarmış. En başta da söylediğimiz gibi Zidane, Ronaldo'nun sakinleşmesi konusunda çok haklıymış. Çünkü yıldız futbolcu bu sayede futbol dünyasında bir fark yaratabilmiş. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsam alkol ve uyuşturucu kullanmayı bırakacaksın. Bu sözlerse Cristiano Ronaldo'ya ait. Söylediği kişi ise abisi Hugo Aveyra. 2014 yılında Hugo uyuşturucu ve alkol yüzünden uçurumun kıyısındaymış. Bunun üzerine yıldız futbolcu abisiyle bir anlaşma yapmış. Eğer Ronaldo Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsa Hugo her şeyi bırakacakmış. Bu büyük bir meydan okumaymış. Ancak tahmin de edeceğiniz gibi hiçbir şey Ronaldo'yu korkutamaz. Ronaldo Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır kazanmaz abisinin yanına gitmiş ve ona sarılmış. Abisine "Şimdi sıra sende" demiş. Hugo da sözünü tutmuş ve Ronaldo'nun desteğiyle bir rehabilitasyon merkezine yatmış. Cristiano gerçekten çok cömert bir insan. Bu sadece ailesine karşı da değil, ihtiyacı olan insanlara hiç tereddüt etmeden yardım ediyor. Eğer hala Ronaldo'nun bencil olduğunu düşünüyorsanız sizler için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Baba, gerçekten burada mı yaşadın? Bu cümle ise Ronaldo'nun büyük oğluna ait. Ronaldo, büyük oğluna dünyaya geldiği evi ve yaşadığı zorlukları görmesi için doğduğu şehir Madeira'ya götürmüş. Cristiano Ronaldo Jr. da böylece babasının yolculuğunun bir bölümünü yaşama imkanı yakalamış. Ronaldo o anları şu şekilde anlatıyor. Cristiano'yu bir zamanlar yaşadığım eve götürdük. Oğlum bana baktı ve "Baba, gerçekten burada mı yaşadın?" diye sordu. Bir türlü bana inanmadı. Belki Cristiano yaşadıklarını babasının hazırladığı kötü bir şaka olarak düşünüyor olabilir ama gerçek hiç de öyle değil. Cristiano Ronaldo kelimenin tam anlamıyla hiçlikten gelmiş bir futbolcu. Birçok kez aç karnına antrenmanlara ve maçlara çıkmış. İşte tüm bunlarda onu çalışkan, cesur ve başarılı bir futbolcu haline getirmiş. Bu yüzden de Ronaldo çocuklarının şımarık bir çocuk yerine gerçeklerden haberdar, mütevazı birileri olması için elinden geleni yapıyor. O çocuklarının da tıpkı kendisi gibi hayatın tüm gerçeklerinden haberdar olarak büyümelerini istiyor. Geldik sona.
Bizse Cristiano Ronaldo'yu birkaç cümleyle özetlemek istedik. O başını hiç düşürmeyen adam. Bazı insanların düşündüğünden daha cömert. 35 yaşında olmasına rağmen hala gezegendeki en iyi futbolculardan biri. Emekli olduğunda seni çok özleyeceğiz, Cristiano Ronaldo.